Fizikte çok basit bir kural vardır. Bir madde aynı anda iki yerde bulunamaz. Bu duygularımız için de geçerli. Eğer beynimizde sadece negatif duygular varsa pozitiflere yer kalmaz. Beynimizde olmayan şey de hayatımıza yansıyamaz. Peki burada bir soru gelsin. Sabah uyandığınızda eğer bir seçim şansınız olsa o günü negatif bir insan olarak geçirmeyi mi tercih edersiniz? Pozitif bir insan olarak mı? Tabii ki sorunun cevabı çok açık. Buradaki sorun neyi tercih edeceğimizi bilmemize rağmen neden arada da olsa diğerine kayabiliyoruz. Videonun konusu da bu zaten. Pozitif düşünmeyi, hayata olumlu bakmayı nasıl sağlayabiliriz? Bunları konuşacağız. Videonun tamamını izleyin, mantıklı bulduğunuz fikirleri defterinize ya da telefonunuza not alabilirsiniz. Evet, özellikle kötü hissettiğimiz dönemlerde düşüncelerimizi pozitife çevirmenin 10 yolu. Hemen başlayalım. Beynimiz sünger gibi arkadaşlar. Çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz, deneyimlediğimiz her şeyi emiyor. Gergin insanlara maruz kaldığımızda biz de gergin oluyoruz. Hatta bu davranış biçimi ülkeler için bile geçerli. Her ülke komşusundan illa bir şeyler alıyor. Refah ya da huzursuzluk. Dolayısıyla kendinizi sürekli şikayet eden, sürekli negatif düşünenlerle çevrelerseniz onların olumsuz duyguları size de bulaşacaktır. Olumlu, güzel ve pozitif düşünme alışkanlığımızı yüksek tutmak için olumlu arkadaşlar ve olumlu çevreyle vakit geçirmemiz gerekiyor. Çünkü düşünün, etrafınızda herkes olumlu ve pozitif bakıyorsa hayata, sizin her şeye negatif bakma şansınız çok düşük olacaktır. Hayatta sorunlar ve zorluklarla karşılaştığımızda kurban rolüne bürünmek, işin biraz kolayına kaçmak oluyor. Böyle şeyler bir tek benim başıma gelirdi zaten. Beceriksizim, başarısızım, ben böyle şeylerin üstesinden gelemiyorum gibi şeyler söylemek. Hayır, gelin bunu birlikte değiştirelim ve yaptığımız şeylerin sorumluluklarını üzerimize alalım, sonuçlarını kabul edelim. Evet, orada gerçekten bir hata yaptım. Gerçekten karşımdakine öyle bir cümle kurmamam gerekiyordu ve onun kalbini kırdım. Evet, yeteri kadar kendimi veremedim bu konunun üzerine. Gerçekten o gün yeteri kadar çalışmadım ve bunların sonuçlarını kabul ediyorum. Farkındaysanız bu kurduğum cümleler zamanında yaptığım hatayı çözümlediğimi gösteriyor bana. Dolayısıyla problemin yarısını zaten çözmüş oluyoruz. Çünkü yaptığım şeydeki hatayı görüyorum ve hatalarımdan ders çıkarma şansını kendime veriyorum. Başkalarını suçlayarak ya da suçu kadere atarak bir tek benim başıma zaten böyle şeyler geldi diyerek, yani sonuçlarını ve sorumluluğu üstümden atarak olayı bir açmaza götürmüyorum. Ben kendimi arındırmak istiyorum, ruhumu saflaştırmak istiyorum diyen birine vereceğim öneri kesinlikle sahip olduklarını paylaş olurdu. İki günlük dünya pandemiyle birlikte sevdiklerimiz daha da hızlı ve bizler de bir gün belki başımıza gelecek daha da hızlı ayrılıyoruz bu dünyadan ve ayrılırken yanımızda hiçbir şey götüremiyoruz. Olaya bu açıdan bakarsanız eğer, yanımızda bir şey götüremiyorsak şu an sahip olduğumuz her şey üzerimizde yük. Sahip olduklarımızdan lezzet almanın birinci kuralı bence onları paylaşmayı öğrenmektir. Sadece para ve eşya gelmesin aklınıza. Gülümsemenizi paylaşabilirsiniz insanlarla. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Geleni gideni, selam vereni olmayan insanlarla vaktinizi, tebessümünüzü paylaşabilirsiniz. Kanalda genelde bilimsel metotlarla ilerliyoruz ama bu söylediğim şeyin matematikte bir ispatı yok. Bunu ancak yaşayarak görebiliriz. Gerçekten şuradan, kalbinden gelerek insanlarla paylaştığın şeylerin 10 mislini çok kısa sürede nasıl sana geri döndüğünü göreceksin. Pozitif düşüncelerle dolu bir insan olmak istiyorsan pozitif düşüncelerini ve sahip olduğun pozitifliği, değerleri insanlarla paylaşmayı öğrenmelisin. Daima hayata pozitif bakmanızı sağlayacak içerikler tüketmenizi ya da daha doğru tabirle kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şiddet içerikli filmler, dram, gerilim, korku filmleri izlememenizi öneriyorum. Zaten televizyon hiç izlememenizi öneriyorum. Ben yıllardır, belki 20 yıl oldu, onun da videosunu çekmiştik. Televizyon izlemiyorum, size de izlemeyin diyorum ama madem evde arada açılıyorsa da, evinizde bir televizyon varsa da kötü içerikli haberleri, kötü içerikli dizilerden, kötü içerikli programlardan lütfen uzak durmaya çalışın. Özellikle bazı kadınlarla ilgili programlarda o kadar kötü içerikler görüyoruz ki bir anne o programı izledikten sonra öyle depresif
haldeki insanları gördükten sonra evine dönüp çocuklarına, ailesine nasıl pozitiflik, nasıl neşe saçabilir ki? Helen Keller'in çok güzel bir sözü var burada. Yüzünüzü güneşe döndüğünüzde gölgeler daima arkanızda kalır. Dolayısıyla daima olumlu düşünmeyi teşvik edici içerikler kullanmaya çalışın. Bu konuda seçici olmaya çalışın. Kitaplar, podcastler, videolar, filmler seçerken olumlu olup olmadıklarına dikkat edin bence. İlham verici alıntılar okumaya çalışın. İlham verici insanları takip etmeye çalışın. İlham verici insanları kendinize mentor edinin. Bu başlıktaki son önerim de güne iyi bir içerikle başlayıp gün bitimini iyi bir içerikle bitirin. Bir kitapta okumuştum. Şöyle diyordu. Hayatta yapabileceğiniz en berbat şey kötü bir şeyde iyi olmaya çalışmaktır. Hayatta çok merakımız var ve birçok konuda uzmanlaşmak istiyoruz. Ama bu hayatta en tecrübesiz, en beceriksiz, en cahil olduğumuz konu kendimiziz. İronik değil mi bu? Düşüncelerimizi, onları anlamayı, onları yönetmeyi öğrenmeliyiz. Sık sık olumsuz düşüncelere maruz kalıyorsanız ve olumsuz düşüncelerden yakanızı bir türlü kurtaramıyorsanız olumlu düşünmede zorluk yaşayabilirsiniz. Ben zaten her şeyi berbat ederim gibi bir düşüncenin içine girdiğinizde, kendinizi burada bulduğunuzda bu cümleyi ben arada hatalar yaparım ama hatalarımdan dersler çıkarırım, onlardan çok şey öğrenirim gibi bir cümleyle değiştirin. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez derler. Hedefiniz yoksa eğer dünya sizin için karanlık, karamsar, kaotik, ne yapacağınızın belli olmadığı kötü bir yerden öteye gidemez. Hedefiniz varsa her şeyde hızlıca ilerlersiniz. Koşuyorsunuzdur, yürüyorsunuzdur, tepeleri, hedefleri bir bir aşıyorsunuzdur ve negatif düşünmeye vaktiniz bile yoktur. İş bitirmek, heyecanlı olmak, yapacaklar listesinden bir tane daha bir şey çıkartmak, hedeften hedefe atlamak, adım 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 büyük resmi, hayalinizdeki o resmi tamamlamaya çalışmak. Arkadaşlar bu dünyanın en iyi terapi yöntemidir. Dünyanın en iyi terapisti de budur, en iyi mentoru da budur, en iyi koçu da budur. Sabah kalktığınızda heyecan verici bir hedefle yaşıyor olmak dünyadaki cennettir bence. Tam da bu konuyla ilgili epey bir insana iyi geleceğini düşündüğüm bir eğitim hazırlıyorum arkadaşlar. Hem internet sitemden, hem Instagram'da hikayelerden, hem de burada bir yerlerde videolarda duyurmuş olurum zaten. Takip edersiniz. Başkalarını övün, onlara iltifat edin, işleri ne kadar güzel yaptıklarından bahsedin, ne kadar başarılı olduklarını söyleyin, onları takdir edin. Bir şekilde kendinize bir sebep bulun ve bunu sık sık yapın. İki sihirli sonuca varacaksınız arkadaşlar. Bir, pozitiflik aşılarken kendinize pozitiflik aşılamış olacaksınız. İki, kendinizi pozitif gibi gösterdiğiniz için insanlar da size artık pozitif bir insanmışsınız gibi davranmaya başlayacaklar. Dolayısıyla kendi oluşturduğunuz pozitifliği aynadan kendinize yansıtmış olacaksınız. Başarılı bir insanı belirleyen ilk özellik tutumudur. Kişi olumlu tutum ve davranışlara sahipse, zorluklarla uğraşmayı seviyor ve onların üstesinden gelmekten haz duyuyorsa başaracaklarının yarısını gerçekleştirmiş sayılır. Yıllardır bu kanalda pazar günlerini kendinize, kendi gelişiminize ayırmanız gerektiğini söylüyorum. En azından pazarın yarım gününü kendinize ayırın diyorum. Bu sebeple her pazara bir alarm kurun arkadaşlar. Öğleden önceki saatlere eğer mümkünse. O alarm çaldığında her pazar günü 10 dakika sadece sahip olduğunuz pozitif durumları, pozitif pozisyonları değerlendirin, onları düşünmeye çalışın. Dünya çok tuhaf bir yer. Her şey, birçok şey teknolojik anlamda en azından ilerlerken dünyadaki insan huzuru öyle olmuyor. Eğer bu videoyu izleyebiliyorsanız ve eğer tabii ki ben de bu videoyu çekebiliyorsam birçok insandan çok daha fazla şeye sahibiz anlamına gelir bu ve bunlar için şükretmemiz gerekir. Evet, mükemmel bir hayatımız olmayabilir ama hayatlarımızda mükemmel şeylere sahibizdir. Seneca'nın dediği gibi zorluklar zihni güçlendirir. Çalışmaların bedeni güçlendirdiği gibi. Bu dediğimi lütfen öyle geçiştirmeyin. Telefonunuza, defterinize alacağınız notlardan birisi bu olsun. Pazar günleri 10 dakikanızı sahip olduğunuz güzelliklere, pozitifliklere, onları düşünmeye ayırın. Bir haftada
yaklaşık 10.000 dakika vardır. Pazar günleri kendinize ayıracağınız bu 10 dakika, kalan 10.000 dakikaya renk katacak, güzellik katacak, bunu göreceksiniz. Her şeyden önce kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu şoför ya da bu, hangisini şoför olarak ya da ruhu kabul ediyorsanız eğer, neticede bu arabayı kullanıyor değil mi? Bu bedeni ve bu zihni kullanıyor. Sürmek için, yaşamak için. Hayata pozitif bakmak için de üstüne binip gittiğimiz, hayal ettiğimiz yerlere bizi götürecek bu bedenin ve bu zihnin iyi bir donanıma sahip olması gerekiyor. Verimli uyuyun, egzersiz yapın, iyi beslenmeye çalışın, stresinizi doğru şekilde yönetmeye çalışın. Genetiğiyle oynanmış gıdalar sebebiyle her geçen gün insanın kendi vücuduna verdiği zararlar artıyor. Genel bir alerji testi olmanızı öneririm. Belki zaman zaman içine girdiğiniz o depresif halin, o isteksizliğin sebebi bir mineral eksikliğidir. Ya da almamanız gereken bir mineralin fazlalığıdır. Tüketmemeniz gereken bir gıda sebebiyle belki kendinizi tembel, depresif ve kötü hissediyorsunuz. Ez cümle, bu arabaya gösterdiğiniz özen, yani fiziksel donanımınıza ve zihinsel donanımınıza gösterdiğiniz özen, hayata pozitif bakma konusunda mutluluk değerinizi, derecenizi, katsayınızı arttırma konusunda çok büyük bir avantaj olacaktır size. Video ile ilgili araştırma yaparken Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya denk geldim arkadaşlar. 18-25 yaş arasında 193 genç üzerinde bir araştırma yapılmış. Bu gençler izole bir ortamda tutulmuş ve gençlerin genel sağlık, stres ve mutluluk değerleri ölçülmüş ve kendilerine her gün soğuk algınlığı virüsü verilmiş düzenli olarak. Negatif duygular eğiliminde olan gençlerde bu verilen soğuk algınlığı virüsü %90 daha fazla belirti göstermiş. Bu gözle görülebilir bir ispat sadece. Ruh sağlığımızla ilgili, beden sağlığımızla ilgili pozitif düşünmenin ne kadar önemli bir rol oynadığını çok net kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda net olursak eğer, pozitif düşündükçe her şeyin güzelleşeceği konusunda çok net olursa tutumumuz, yaşamımızdaki iyileşmeyi gördükçe bu böyle kendini tamamlayan bir pozitif düşünce çemberine dönüşecek. Yani pozitif düşündükçe ruh ve beden sağlığın yerine gelmeye başlayacak. Ruh ve beden sağlığın iyi olduğu için de sen daha kendiliğinden, hayatın doğal akışında zaten pozitif düşünmeye başlayacaksın. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Ne hayatımızı değiştirmek için ne de daha mutlu bir insan olmaya karar vermek ve onun için ilk adımları atmaya başlamak için. Karamsarlık, negatif düşünceler, bunlar insana hiçbir şey katmaz ki. Zaten böyle bir hayat yaşanılır olmaz ki. Videoda bahsettiğim 10 fikir, umarım hayatlarınıza en azından ufacık da olsa bir pozitiflik, bir artı değer katabilmiştir. İçlerinde çok mantıklı bulduğunuz, hani dedim ya videonun başında, telefonunuza, defterinize not alın diye. Not aldıklarınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Onları biraz daha ön plana çıkarmak için ve yeni fikir önerileriniz varsa videoyu izleyenlere de fikir vermek, onlara fayda sağlamak için lütfen bunları yorumlarda paylaşın. Ben burada daima daha iyi bir biz için içerikler, videolar üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Eğer kanalda yeniyseniz abone olmayı unutmayın ve herkes için söylüyorum, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü bana öyle geliyor ki hafta içi attığım videolardan haberiniz bile olmuyor işten, okuldan, yoğunluktan. Haftada en fazla 2 bildirim gelir. Hepsi, söz veriyorum, size fayda sağlayacak içeriklerdir. Başka da bir bildirim gelmez zaten. Videonun sonuna 2 video önerisi bırakacağım hemen çıkışa. Birkaç gün sonra yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.